Geçtiğimiz iki videoda, şimdi diyeceksin ki hangi iki video? Ben iki tane draft videosu çekmiştim. İlk draft videosunu çekerken bir telefon çalıyor ve yanlışlıkla mikrofonun tuşuna basıyorum istemsizce ve o mikrofon uzun bir süre sessizde kalıyor. Ben bunu ta ki ikinci videonun sonundaki ilk draft videosunu çekiyorum. İkinci draft videosuna geçiyorum. Hatta üç tane çekeceğimi söylüyorum. Allah'tan üçü çekmiyorum. İkinin sonunda bir bakıyorum, şöyle diyorum ki hassikome. Ses tamamen kapalı kalmış o bastığım tuştan sonra. Ödülleri ekranda göstereceğim. Transfer listesinde göstereceğim. Kanala yeniysen abone ol. Videoları beğenmeyi unutma. İki tane bilgisayar setup'ına geçtim. O yüzden bayağı bir zorlandım. Umarım görüntü kalitesinde sıkıntı olmaz. Bu arada hoodie alan herkese çok teşekkür ederim. Voyant ve benim hoodie'lerden ettiğim karı Ahbap bünyesine 8000 TL olarak bağışladık. Herkese çok teşekkür ederim. Hala hoodie'leri almak isteyenler varsa kendiniz için aşağı açıklama kısmına ve yorumlara bırakacağım. Üzerine %20 Kobemir20 koduyla indirimi de unutmayın. Şimdi isterseniz draft'ta ne yapmışım ne etmişim hep birlikte bakalım. En sonki iki draft'ı kazandıktan sonra güzel oyuncular çıkardım. Dediğim gibi öbür bilgisayarda kayıtlar duruyorsa NDI'ye, Vecino, Bizo, Darami, bunlar inform kartlar. Onun dışında Loris, Jordi Alba, Hazard, kulüpte duran birkaç oyuncu daha vardı. Bunların hepsini sattım ve inanması zor olan 190k coin'e kadar vardım. Satılmayan arkadaşlar da var. Quicksell. 200k'lara dayandık. Evet, harika. Bunları da quicksell'lemeyi düşünüyorum. Bunların hepsini minimumdan koydum, gitmemişti. Bunları direkt quicksell'leyebilirim. Çok bir zararı olacağını düşünmüyorum. 205k'ya kadar dayandık. İyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. En sonki draft kadrolarında şöyle ilkini oynarkenki draft kadrosu oyundaki en iyi kadrolardan birini kurmuştum. Fakat ikincide aynı şeyi söyleyemem ama yine de iyiydi draft kadrosu. Bakalım bu üçüncüde nasıl kuracağız? Draft kadrosu bence iyi atıyor. Bu arada coin'ime gireceğim artık çünkü draft token'ım bitti. Token'a diyor, özür dilerim. FP'lerim bitti. Böyle şekilde gireceğiz. 3-4-3, 3-4-2-1, 4-3-3, 4-4-2. Ben farklılık olması açısından kanatlı mı oynasam? Çok denemediğim bir formasyon olan 4-3 defansı denemek istiyorum. Dedim ki çok kullanmıyordum. Hem kanatlı olması da kanattan bir kartı daha alabileceğim anlamına geliyor derken Eusebio geldi. Normal şartlarda onu alırdım, kimya veriyordu ama bu sefer kullanmak istediğim bir kart olan Lucas Moura'yı alacağım. Farklılık olsun diye bunu yapıyorum. Ben de denemek istiyorum çünkü Lucas'ı. Çok sevdiğim bir oyuncu. Oo, senle ben hiç oynamadım. Griezmann'la da hiç oynamadım ama sanki Müller draft versiyonunda sanki oyuna daha iyi olabiliyor gibi, her ne kadar diğer mod Griezmann bence daha böyle çılgın olsa da. Bu arada Harry Kewell denemek istiyordum. Kvara'yı da denemek istiyordum ama ben Harry Kewell'ı merak ediyorum. Ağır olduğunu duydum yine her zamanki gibi. Ne yazık ki o kart ağır. Aslında Kvarat daymış ya. Boyu kaç? Ben Harry Kewell deneyeceğim. Merak ediyorum bu kartı. Başka bir zamanda Kvara gelirse, Kvarat mı Kvara mı o gelirse onu alacağım. Burada Henderson'ı kimya için alacağım. Her ne kadar Rabiot'u almak mantıklı olsa da ben kimya için gideceğim bu sefer. Derken Guendouzi, Benacer geldi. Burada Guendouzi almak daha mantıklı olabilir mi? Farklılık olması açısından yine denemediğim bir kart olan Philips alacağım. Guendouzi ile çok oynadım. Tlemans'ın bu kartı neymiş? Ha, bu şey Fenom kartı. Tlemans'ı alacağım. Tlemans'ın yok ya, çok kötü Tlemans. Bu arada okuyamıyorum ismini. Lanet olsun. Seni alacağım. Badiashile mi? Badiashile mi? Tomori, Ramos. İşte burada başımız belada. Burada alması en mantıklı adam. Paris Saint Germain'e güveniyorum. Paris Saint Germain'i alacağım. Hakimi'yi alacağım. Inform Hakimi'yi. Sol tarafa da bir tane daha ver. Yes. Buradan da Nuno Mendes'i alacağım. Bir tane de Donnarumma alacağım derken. Yok. Papa Zergin falan vermez. Olmadı o. Şimdi bize kaleye ne lazım? Bize kaleye Donnarumma lazım. Onun dışında bir tane süperstar derken kendisi geldi burada. Yedekten sokacağım onu. Messi geldi. Messi'yi de alacağım. Ah, Messi kimyalanmıyor işte. Bu oyundaki bu sıkıntıyı sevmiyorum. Gerçi Messi hiçbir şekilde kimyalanmıyor formasyonda. Geçen sene camı olsa CF'ye koyardık. En kötü öyle yapardık. Eusebio'nun... Ha, yine geldi. Garinçe'yle hiç oynamadım. Garinçe'yi denemek istiyorum. Kimyayı arttırıyor. Bir tane arttırdı. Bizim herhangi defans oyuncu değişikliğine ihtiyacımız olacak mı? Olmayacak. Luis Figo'yu almamız gerekiyor. Ama o bir kimyada bir değişiklik yapıyor mu? Kim arttırıyor? Ha, Nuno Mendes arttırıyor. Garinçe'yi duruma göre yedekten sokarız. Aa, bizim bir dakika, kalecimiz yok. Abi kalecimiz yok. 31 oldu. Pardon, 32 oldu. Premier Lig olsun. Evet. Bir tek Hakimi düşük kimya kaldı. Kadro nasıl diye soracak olursam şöyle bir ilk baktığım zaman dikkatimi çeken Henderson oradan çıkacak olması. Henderson'ı çıkaracağız. Figo'yu forvet arkasına koyarım. Benzema'yı forvete ya da kanada. Benzema'yı forvete koyarım. Aa, Müller'in pace 89'muş. O zaman Benzema'yı oraya koyarız. Messi ikinci yeri sokarım oyuna. Güzel kartlarım var. Yedekten girebilecek. Tlemans ve Philips'e güveniyor muyum? Açıkçası çok güvenmiyorum onlara. Çok iyi olacaklarını düşünmüyorum ama buradaki olay zaten denemediğimiz kartları deneyip galibiyete doğru yürümek. Sana geride kal diyorum. Sana da geride kal diyorum. Sana da geride kal diyorum. Seni dengeli bırakıyorum. Başka bir değişiklik yapmayacağım. İsterseniz şimdi maça geçelim ve gerçekten bu kartlar bu kadar iyi mi? Hep birlikte görelim. Evet, ilk maça geçiyoruz. Bakalım rakibin kadrosuna. Kameramı birazcık daha küçülttüm. Her ne olur ne olmaz. Öncekinde çünkü daha büyüktü. Ekranı kapatıyordu. Golleri kapatıyordu daha doğrusu. Kadrosu güzeldi galiba. Konuşmaya daldım. Dikkat etmedim. Şimdi yedekten seni buraya alacağım Figocuğum. Jerem Müller'i buraya alacağım. Benzema'yı buraya alacağım. Harry Kewell'ı kesinlikle denemek istiyorum. Bu şekilde oynayacağım. Tlemans'a güvenmiyorum. Ama güvenmek zorundayım. Artık güvenmiyorum kelimesini çıkarıyorum.
Oha be kardeşim. Oha. Ha. Ben de. Helal lan. Abi Benzema'nın yeri değişmedi mi? Bir tane dripling. Yakın direğe yerden. Çok iyi bitirecek. İnanılmaz iyi bitirecek. Hiç şaşırmadım. Uza bakayım. Var mı film? Ooo. Bir an dedim bir an. Yeşil Brunelli sana heyecanım kaçtı. Aha. Hadi double flick. Ooo. Uzak köşeye kırmızı. Yapma, kırmızıla vurmamam lazım. Speed boost yap. Abi Figo bir şey değil mi sana? Çok kötü değil ya. Harbi bak. Oğlum Figo gerçekten iyi ya. Figo gerçekten draftta diye mi böyle bilmiyorum ama kötü değil yani. Bu arada Müller ne saçma bir şut çektin lan. Ne saçma bir şuttu bu. Hadi. Oof. Benzema. Ben Benzema'yı forvete koymamış mıydım? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben galiba defansif almışım. Ulan ultra defansif almışım kendime. Ben ne diyorum, Benzema niye yok abi sağda? Hadi. Var mı ya? Aa, az bastım sanki. Benzema! Oh, birazcık daha fazla basabilirdim. Uza. Evet Harry Cavill, geldik en büyük testine. Vur lan şunu. Harry Cavill! Oh, güzeldi biliyor musun? Ver kaç. Çok iyi. 16. Bak şimdi bak. Critical abi. Kim bu ya? Thomas. Ben niye Thomas Müller diyorum abi? Şey Figo'ymuş, ben Müller zannettim. Cicim. İyi savunma yapıyordu ama hücumu çok kötüydü. Ben anlayamadım bu işi. Ona rağmen 4-0. İkinci maç. Rakibimizin takımı. İleride bir absürt bir mi çıkıyor? Yani güzel, oyunculuğuna bağlı. Savunamadım. Savunamadı. Abi Harry Cavill birazcık daha iyi vur artık lan. Ayda. Beyler adam beni yok etti. Hayır. Abi herif iyi oynadı ya. Herif iyi oynadı orayı. İyi oynadım. Yalan yok, iyi oynadım. Çok iyi. Vur artık. Güzel güzel güzel. Daha safe oynayacağım. Daha safe oynayacağım. Speed boost'u kullanmam lazım. Benzema'ya gider mi o top? Oha gitti. Dripling. Oo, ne diyorsun? Geçer mi? Geçer. Hadi. Kırmızı kart artık bu. Kırmızı kart ya. Kırmızı kart ya bu. Ne bu kartın rengi? Abi nasıl kırmızı kart değil ya bu? Var mı? Hadi Harry Cavill. Harry Cavill. Of. Çok iyi şuttu. Benzema. Yes. Kaçırma oğlum, kaçırma şunu. İyi oyuncu. Hadi. Ters kanat, seni çok iyi görüyorum. Double flick'te uzar mısın? Vallahi uzarsın. Şu sert pas atacağım. Bir tane de layer üçgen. Gelişine yeşil. Allah'ım daha ne yapayım ya? Abi Harry Cavill sen ne kadar çok kaçırdın ya? Harry Cavill sen ne kadar çok kaçırdın abi? Ben şimdi seni çıkarmaya ne yapayım ben? Ben Lionel Messi'yi alacağım oyunu şimdi. Hadi lan Lucas Moura, seni oynatacağım. Sana güveniyorum. Hadi. Hadi artık senin zamanın. Hadi Gerard Müller. Oğlum aha free kick aldık. Bir şey diyeyim sana, bence temizdi lan. Penaltı. Nasıl lan? Penaltı mı? Bakmam lazım. Oğlum ceza sahası içine miydim ben? Ben hiçbir şey anlamadım. Yok öyle bir dünya, yok öyle bir dünya. Savunacağım bunu. Savundum. Kadrosuna bakalım. Alaba, Modric, Pele, Ronaldo demeye verdiler. Yani. Beyler yetişebiliyor muyuz ona? Hayır 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 giriyor. Vallahi girdi zannettim. Vallahi girdi zannettim. Ben de. At şunu hızlan hadi hızlan. Heh. Heh. Bu kadar işte hızlanacaksın aga, bak hızlanacaksın, neler olduğunu görüyor musun? Yatırdık herifi. Kaleci baka kaldı adeta. Hem de olsun diyecektim. Allah işte bu gol galiba arkadaşlar. Kaleciyi açarsın atar %100 gol. Hata yaptım. Hata yaptım. Abi de ooo. Tamam. Okey, okey, okey. Anlıyorum. İyi maç olacak. O pası görüyorum. Ne diyorsun ya? Benzema ne diyorsun ya? Kafanın içindeyim. Kaleci de oynatıyor. Görüyorum seni. Gridi nasıl yapılıyor lan? Gridi yap. Gridi yap. Ne olur gridi yap. Neyse başka bir şey oldu. Öyle gridi yaparsan olacağı bu. O gridi yapmayacaksın aga. O gridi her şeyi değiştirir bebeğim. Her şeyi değiştirir. Her şeyi değiştirir o gridi. Vay benim anam babam. Ne oluyor lan?
Beyler, bu adam umarım hile falan değildir. Umarım çok iyi oyuncudur, sadece çok iyi oyuncudur. Bu herifin pasları hile beyler, bence. Offside yok. Bunu yer, bunu yer, bunu yer, bunu yemek zorundasın. Hadi! Harry Cavill çok kötüsün abi. Bu adam iyi diye bilmiyorum, Harry Cavill çok kötü. Yani ağır, ağır, ağır. Umarım offside'dadır. Allah oğlum, o lan makina gibi oynuyor beyler. Ama çok hızlı, kick off. Uza. Hadi Figo, ihtiyacımız var. Bakalım kurtarabilecek mi? Hayır. Kaymaya çalıştı ama başaramadı. Adam iyi oynuyor ha bu arada. Tehlikeli. Harry Cavill. Penaltı, bir şey alalım. O top nasıl önünde kaldı? O top nasıl önünde kaldı? Abi inanılmaz garip şeyler oluyor. Adam rövaşata çekti bir saniyede. Ay Allah ya. Ya bunu yedik. Abi Cruyff'a bak. Uf. Adam hepsine yeşil vurdu. Kötü oldu. Ya 2-1 öndeyken 4-2 geriye düşmek çok üzdü. Dönmemiz imkansız yakın bu adama karşı. Gerçekten iyi oynuyor. Her şuta yeşil vurdu. PC'de biraz şüphe uyandırdı. Ah. Offside yok. Oo, adam bitirdi. Adam bitirdi. Çok hızlı, çok iyiyim. Çok hızlı. Buna da yeşil vurdu. Plase'yi yeşil vuruyor herif. Şu plase'yi yeşil vuruyor. Uza. Vur bakayım. Aa, kaleci mi oynattım? Aa, bozguna uğradık, bozguna. Ya 2-1 öndeyken o Cruyff'in önünde kaldı ya top. Sonra arkasına rövaşata yedik, dağıldık abi. Dağıldık yani, adam bu arada bayağı iyi oynadı. Bilgisayardaki birine göre bayağı iyi oynadı. Cidden diyorum ya. Bilgisayarda böyle adam görmedim ben. Cidden bilgisayardan oynamadığım için, ama bu demek olmuyor ki crossplay'i kapatmayacağım. Yapacağım ilk şey buna videodan sonra direkt crossplay'i kapatacağım. İnsan kuşkulanıyor abi. Kaleciyle karşı karşıya böyle random 5-2 öndeyken sol ayağınla yeşil plase deniyorsan ben birazcık kuşkulanıyorum bilgisayarda oynamaya. Herhalde 3-4 aydır crossplay'im kapalı olduğu için o yüzden böyle bir kuşku aldım, ama adamın iyi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Jumbo Premium Gold paket ve Premium Gold paket açacağım. Promoda şu an Foot Fantasy 2 olması lazım. Önümüzdeki hafta Foot Birthday geliyor. Foot Birthday'de paket açılımı yapacağım. Foot Birthday'den artık bir beklentim var ya. En azından güzel kart getirmeliler. Çünkü oyunda bayağıdır iyi bir promo göremiyoruz. Ve ben daha doğrusu biraz hayal kırıklığına uğruyorum. Yani bu Harry Cavill'a bakıyorum. Harry Cavill çok koşamıyor. Ağır dönemiyor. İnşallah onları düzeltecekler. İyi bir kart gelir. Şu paketi de açıyorum. Son paketi. Bundan sonra bir tane daha video çekeceğim bunun üstüne. Arka arkaya bir draft daha oynayacağım. Aha, her işte bir ayır vardır. İspanya, sağ bek, De Marcos 87. Fiyatını bilmiyorum, hemen bakacağım şimdi. Her işte bir ayır vardır beyler. Demek ki kaybetmemiz gerekiyormuş. Oo, 46K, yes, yes. Harika, harika. Bunları da satacağım. Şu önce kulüptekileri de göndereyim, herkes görsün. Evet, 70 tane oyuncumu, bunların hepsini siliyorum ve geri kalanları birazdan satacağım. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda hemen ardından şimdi tekrar oynayacağım. Ve bu sefer 4-4 yapmaya çalışacağım. Crossplay'i de kapatacağım, tekrardan söylüyorum. Onun dışında Soul Air'da özel birlik kuracağımı söylemiştim. 50-60 euro civarında bir para ödüllü. Ona da bakacağım. En yakın zamanda onu da ayarlayacağım. Takipte kalın diyorum. Soul Air'ı hala indirmediyseniz indirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. We'll be right back.